Kıbrıs'ın fethinin 448. yılı. Kahraman şehitlerimizin aziz hatırasına ithaf olunur. Bana, ümmetimden bir kısmının şu mavi deniz üstünde kemali ihtişamla gemilere binerek Allah yolunda deniz harbine gittikleri gösterildi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 16. yüzyılın 3. çeyreğinde adada hüzün vardır. Devlet-i Ali Osman'ın gaza sancağının yönü bu defa Akdeniz'dir. Çünkü orada zulüm vardır. Gereken yapılır, fetva verilir. Sultan II. Selim Han kararını verir. Asırlar öncesindeki kutlu çağrıya uyulacak, Kıbrıs İslam yurdu olacak, zulüm sona erecektir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Böylece harekete geçilir. Türk ve İslam tarihinin çağları aşan silinmez mührü vurulur Kıbrıs'ın maviden bağrına. Zira Kıbrıs, Hazreti Peygamber'in tebessümüdür. Ondan Akdeniz'e gönderilen güzide bir selamdır. 200 gemilik Osmanlı donanması 1570'te fetih yoluna çıkar. Limasol ve Girne kaleleri fethedilir, Lefkoşa kuşatılır. Magosa kuşatması 11 ay sürer. Kilis Sancak Bey'i Yiğit Can Bulat Paşa'dır ki muharebede şehadet şerbeti içer bir taarruz esnasında. 1 Ağustos 1571'de zafer elde edilir. Ada Sultan II. Selim Han öncülüğünde Venediklilerden alınır. Asırlar sonra Kıbrıs'ta İslam'ın aziz sancağı, Türk'ün nazlı hilali dalgalanır. Böylece Hala Sultan'ın hasreti diner ve yeniden vuslata erilir. Yıl 1964. Şehidimiz Cengiz Topel. Kıbrıs'ta zulümde aldığın yaralar Anadolu'da hala sızlar. Cengiz Topel mübarek bedenini vatanın aziz topraklarına emanet etmiştir. Kıbrıs, Misak-ı Milli'nin teminatı, Türk istiklalinin Akdeniz'de ebediyen dalgalanacak bayrağıdır. Ey aziz Kıbrıs'ın muazzez şehitleri, huzurla kalınız ebediyen, emanetiniz emin ellerde.